ne yapıyorsunuz? Benim bugün karımın doğum günü. Evet. Canımın doğum günü. İnanılmaz bir sürprizim var sana. Her şey Fırat'a yapılıyor diyordun, işte sana yapılacak. Çok acayip. Yani istesen yapamazsın. Öyle bir şey yapmaya gidiyoruz. Allah Allah. Yunus biliyor. Biliyorsun değil mi Yunus? Nasıl? Nereden biliyor? Yunus yeni araban hayırlı olsun ya. Çok güzelmiş bu arada, göre göre. Yok yok, bu Ömer abimizin arabası. Ondan rica ettik. Selçuk'tan buraya gelirken biz Didim'e gidiyoruz şu an arkadaşlar. Didimlilere selam olsun. Akbük falan güzel yerler bunlar hep. Vay be, demek bana sürprizler yapıldı ha. Evet. Hiç beklemezdim sizden. Hala da beklemiyorum. Şimdi arkana yaslan ve bekle. İyi ki doğdun Ceyda. Ay. Daha iyi ki doğdun Ceyda. Bunu mu aldın benzinlikten? İyi, evet. Niye, sürpriz değil mi? Çok büyük bir sürpriz oldu ya, hiç beklemiyordum. Üfle hadi, düşün, beni düşün. Dilek tutuyorum, biri sizin için, biri kendim için. Sizin derken tüm izleyenler için. Önce sizin için olanı okuyayım. Şimdi kendi... öksürürken üfle... Ya ama... Bir tane daha benim için yakar mısın? Vay be, büyüdük. Kutlasana karımı doğum gününü. Ne yapsın adam? Ya biraz konuş konuş. İnsan gibi kutla. Mikrofonum yok. Abi. Abla. Fırat abla. Abla kurban olsun yavrum. Mikrofonun olmayabilir. İyi ki doğdun abla da. İyi ki doğdun abla. Teşekkür ederim. İyi ki bizimlesin. İyi ki seni tanımışız. Fırat abi de daha iyi. Şimdi geldik. Karıcığım görüyorsun. Şöyle çek Marina. Çek Marina. Marina, gel. Bebeğim bak şimdi, yılbaşında doğum günde fark etmez dedin, almadın bana hiçbir şey dedin. Şimdi gel bakalım, böyle koca zor bulunur. Onu nereden buldun kız? Her zaman gizli stoklarım vardır. Buradaki en büyük yatı bulmamız lazım çünkü benim karım en büyük yata layık. Yatma aldım bana. Bu ne rahatlık ya, sanki trilyoner şeymişiz gibi. Yatma aldım bana. Alacak olsam ben bilirdim diye düşünüyorum. Herhalde fark çünkü... ederdin. Yani. Bizim paramız niye yok Fırat? Az önce markete gittim, kartınız yetersiz dedi. Kartla da alınmıyor biliyor musun? Kartla yatağımış. Yatar o iş, olmaz. 20 milyon euroluk bir yata gidiyoruz. İyi, hoş bir fiyat. Sana doğum gününde yat alamadım ama 20 milyon TL'lik bir yatın, 20 milyon euroluk pardon, TL ile siz çarpın, şu an 20 liraydı galiba euro. Bu arada C vitamini yedim bir süre. Oo. Hangi yatı acaba ben karıma tahsis ettim 5 dakikalığına? Ay yoksa Utku'ya yaptığımız gibi yatla sürpriz mi, doğum günün mü partisi var? Ya şöyle oldu. Bu firma dedi ki böyle bir yatımız var, gezmek ister misiniz dedi. Hani tabii. Onlar da canmış, izliyorlarmış. Ben de dedim ki ne zaman? Tarihleri söylediler. Aa dedim 3 Ocak eşimin doğum günü. Sevgili ha, eşimi geldi. Denk getireyim dedi. Güzel olmamış mı? Güzel olmuş mu olmamış mı ne bileyim, görmedim daha. En azından pastam güzeldi. 20 milyon euroya yat mı olur ya? Parayı buna yatırmışlar. Bak güldü mü güzel ama. Ne gülüyorsun lan? Benim esprime gülmeden unut ne gülüyorsun? Çaresizliğine gülüyorum. Ne çaresizliği be? Gayet komikti. Ya oğlum nerede lan bu yat? Açıkçası böyle bir hayalim hayatta yok yani. Ne hayalin yok aşkım? Ya bir yatım olsun falan. Ha biri sana diyecek ki buyurun Ceyda Hanım size şöyle bir yat veriyoruz hediye. Ya hediye herhalde kabul ederim. Hayalim yok dedim. Çabalayıp yat almam yani. Çabalamıyorsun o zaman, paran çok. Gerek yok yani, yat almak istemiyorum tamam, abi. Tamam %50 ucuza verdik. İsterse bedava. Bak istersen bedava versin alırım. Açılacağız mı peki denizlere? O konuda bir fikrim yok sanmıyorum. O zaman yat turu oluyor, yatla tur olmuyor. Ya 20 milyonluk TL'lik yatla... 20 milyon TL 20 diyor bak abi, beynim algılayamıyor fiyatı. Şimdi biraz meraklandım açıkçası. Ben 20 milyon TL, hani o da az değil ya. Ama 20 milyon euro hani kaç para ediyor? 400 hesap... milyon TL eder. Wow! Islık bile çalamadım. Islığım bile yetmedi yani. Şimdi bu saatten sonrasını yürümüyormuşuz. Madem 20 milyonluk euroluk yata gidiyoruz, shuttle varmış, ona bineceğiz. Come here Mike. This is a right behind me at shuttle, marvelous, awesome shuttle. Come and sit there. Bu ne ya, buzdolabı poşeti gibi. Merhaba. Merhabalar efendim. Kendimi burca kaldırılmış kışlık gibi hissettim. Look at this mic, beautiful, gorgeous, carpet floor, stunning. Doğum günü nasıl geçirdin? İyi. Burçta. Biraz uzakmış tabii, şeye, girişe. Evet, o yüzden yürümeyin dediler. Bu kadarlık yat almışım, yürüme. Ben yürürdüm şahsen, güzel. Yüzmem de ben mesela, suya da atlamam. Niye? Hayatta yok, benim yerime biri... O kadar almışım yatta oturuyordum. Benim yerime biri yüzsün derim. Tabii Enes Yılmazer style başlıyor şimdi. Çok severim Enes Bey'in kanalını. Türkçesinde, İngilizcesinde tüm videolarını izlerim. Ben de bu arada hem Türkçe izliyorum hem İngilizce. Çünkü İngilizce konuşması çok tatlı. Orada daha güzel evleri var bir evet. İngilizce evlerden. İngilizce evler. Evler. Çok o, yakında. O. Ne oluyor ya TV'de? Fransa'da Cannes'da bir evi vardı. Enes abi oraya bizi götürmedin ha. Niye ya abi götürsün? Ne bileyim ben kamera tutayım. Come here Fırat. Look at this marvelous. Mike'ın yerine Fırat getir. Bu. Bu mu? Ha. Ben kışıkları çıkarıyorum, yaz geldi. Evet Fırat.
içeri girdi bir takım detayları öğrenmeye. Biz de bekliyoruz. Bana sürpriz yapılacak herhalde. Tamam Mike. Gel. Arkadaşlar yataktan her şeyi öğrendim. Yattan çok bir yaşam kompleksi. Dikkat edin. Sallanabilir ama hiç sıkıntı yapmayın. Ya Fırat ya. Ayakkabılarını çıkarttın. Ayakkabıyla girilmiyor. O kadarını biliyoruz. Gözlüklerimi de çıkartayım size bir lütfen şey. Lütfen göz göz olalım. Ben de gözlüğümü takmadım. Arkadaşlar şimdi main deck'teyiz. Main deck'ten önce. Main deck. Mike, I wanna show you the lower deck and the beautiful beach club on the upper side. Come with me Mike. Follow me. Bir dakika dur, nereden iniyorduk lan? Çekte öğrenememiş gibi geldi bana. Daha sonra buraya değineceğiz. Şimdi buraya değiniyoruz arkadaşlar. Önce lower ben deck. Değinmek isterim. Değindim. Okay, it's a marvelous, gorgeous and suspicious yacht, Mike. Did you see the steps? Look at the steps. Wonderful, wonderful, beautiful. Steps'i niye çektirdin gorgeous. Ki? Her yerde var bir steps. Burada oyuncaklarımız var. Çeşitli bunun altında suyla dalabiliyoruz, tutabiliyoruz. Bunları şu an yapamıyoruz çünkü kış ama yapabilirdik. Burası aslında bir beach club arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi farklı oyuncaklarımız var. Mike, come and check this out. It's a suspicious, everyone is exclusive, Mike. Behind me. A beautiful, gorgeous, marvelous birthday girl. Leyli Gül, birthday girl. Şimdi küçük geliyor olabilir. Neden burası beach club? Şurada görmüş olduğunuz alan balkon gibi açılıyor. Üzerinde bisikletinizle kardiyo yapabiliyorsunuz. Check this out, Mike. Please, look at this, Mike. Thank you. Arka tarafta görmüş olduğunuz platform aşağı ve yukarı inebiliyor ve suyun üzerinde yemek yiyebiliyorsunuz. You wanna see this? Come here. Check this out. Tuvalete mi gidiyorsun? If you have an unexclusive and unmarvelous toilet ihtiyaç, you wanna see it, sit there. Come here and check this marvelous floor. Feel this. Beautiful, Mike. Beautiful. Did you like it, Mike? Yes, I did, abi. I wanna show you something. Gel böyle. Denizde biri suç işledi. Bir şey oldu. Adamı buraya kapatıyoruz mu? Polise veremeyeceğine göre karaya gidene kadar buraya kapatıyoruz. Oha, senaryoya bak. I wanna show you upper stair. Did you see that chrome details everywhere? This yacht's owner liked chrome very much, I think. Ha, ne? Chrome'u çok seviyormuş diyorum. Her yer chrome detaylı dolu. Burada normalde yemek yeniyormuş ama buranın sahibi demiş ki ben üst katta yemek yemek istiyorum. Çok akıllıca bir şey olmuş. Bence de. Daha çok vaktini neden burada bence geçiriyor. Neden bence de? Yani öyle düşünmüş bu kadar herhalde. Doğrudur diye düşündü. Bu arada ne kadar kameradan görünüyor mu? Cidden ciddi büyük. Bayağı geniş bu arada. This is a, such a unique, wonderful hall. Tons of light in it. Mike, did you see that light? And look at this very good carpet floor. And I wanna show you something. Farkındaysanız çok az obje var. Daha geniş gösteriyor. Çok güzel. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Buraya mandalina lekesi yapsam ya. Yatı sahibi de 20 milyon eurosuna. Hayır, nerede kimin yaptığını da bulması çok kolay olur çünkü. Evet, en kötüsü ne, atarız videoda. Bu arada bu yatın en önemli şeyini söyleyeceğim. Bu arada en az 3 haftalık. Like atıyor, yorum atıyor. Onlar Instagram'dan yattır. Takip ediyor. Bunlar candır. Canların yatları en az 50 metrekaredir. Yatcan. Yatcan. Bir de cancıklar vardır. Cancık abone olmaz, like atmaz, yorum atmaz. Cancık biniyor yat diye taka çıkıyor. Taka 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 taka, taka kafası taka. Şişiyor. Can olun, abone olun. Teşekkür ediyorum. Mike, can mı? Mike can. Mike, I wanna... Bu sponsorlu bir içerik değil. Değil, gerçekten... değil. Gel. Come Mike. Bak bu alanı görüyor musun? Dışarıya bir balkon gibi açılıyor. Ceyda'cığım dikkat et, orası balkon. Yavrum korkmana gerek yok. Ama bak. Denize düşeceğim sandım ya. Yani aslında alanı büyütmek için her şeyi evet. yapmışlar. Evet, yanlardan böyle. E zaten yatın içinde niye balkonu büyütüyoruz, ben anlamıyorum ki. O yüzden yatım yok işte, anladın mı? O yüzden mi yatın yok acaba? Hani olabilecekken. Tabii. Sırf böyle düşündüğüm için yok. 12 kişi burada kalabiliyor. Burada mı? Burada 12 kişi ayakta durabilir. Mürettebatı da var. Fakat mürettebatla kalan misafirler birbirlerini görmeden işlerini halledebiliyorlar. Nasıl mı oluyor? Come with me Mike. Ben çok severek izlediğim bir program var ya, adı neydi onun içinde böyle mürettebatla müşteriler arasında geçen, aslında mürettebatın hikayesi de, aşırı keyifli bir program, böyle reality show yani. Şu an orada gibi hissediyorum kendimi. 10 yıl öncesinin programı bu arada. Yani 8 yılı vardır. İyi de bu yat bu arada 1,5-2 yıllık bir yat. Yeni bu. 1 yıllık bir yat, yeni. Ama zaten tasarımı eski bir tasarım. Yani eski tasarım derken birkaç senedir yaptıkları bir tasarımmış. If you want an exclusive and gorgeous tuvalet ihtiyaç, sit there. Anlık olarak girebiliyorsun. Burası da normal bir tuvaletimiz. I wanna show... Oğlum nereden sürekli senin elinde çıkıyor ya bu? Ya cebime attım, karnım acıktı, ben kaç saattir yemek yemiyorum. Ya 20 milyon euroluk yat çekiyoruz, sen bunu soyarak geziyorsun. Ben yalnız parmak ucuna duruyorum, gördünüz mü?
Bana ait olmayan evlerde, otellerde falan hep ben parmak ucunda gezerim. Bazen basarım yere. Öyle değişik huylarım var. Bunu nereye açacağım? Oha! Böyle bir rahatlık yok oğlum. Sevgili buranın sahibi, bir tur verseniz de beraber geçsek. Ufak tefek işleri de hallederiz bir yandan. Sen nereden aldın o ıslak mendili? Tuvalette şey, raftan aldım. El halimi şeyini niye alıyorsun? Islak mendili ya, hepimizin evinde var. Koltuk inanılmaz rahat. Mesela ben gelsem biz eşimle bu koltukta kalabiliriz. Yo. Yer kaplamayız. Neden? Odalar çok güzel görünüyor. Come Mike. Sen niye oturuyorsun Mike? Oh, look at this. This area such a cozy. And bunlar hep Enes abinin lafları. Such a cozy, awesome and tons of light. A beautiful, unique. Right behind me. Gördüğün gibi harika bir manzarası var. Mükemmel bu arada. Çok gizli bir bölme. Beautiful, gorgeous detail. Utku acaba cakır cukur yemem mi gıcık oluyor mu şu an mandalinayı? And this... Allah, bu nasıl bir şey yapacağım. Ben de geçiliyor sandım. Did you see that? Tons of storage areas everywhere and hidden. Come to main bedroom. Yan tarafta bedroom ya. Oo, böyle de banyo yapmazsın be abi. Burada da yatabilirim. Teşekkür ederim. Eğer davetli olursam. Ben de hemen içeri girdim. You check that. Another bedroom, Mike. A marvelous, gorgeous floor and the chandelier. Did you like this? Very nice. Come with me. Çok güzelmiş. Mutfak. Şurası. And I will show you amazing kitchen. Bu arada... Babası. Ne yapıyorsun? Çok kötü. Çok kötü oldu. Tut. Herkesin başına gelebilir bu hatta bu ama. Yürü, gir içeri. Come on. Come on, chick. Şef çalışıyor anladığım kadarıyla. Yok ya. Belki kendisinin yemek yapma zevki var yalnız abi. Yalnız gerçekten bayağı inanılmaz da fazla dolap var. Dolap çok fazla. Dolapları göster Mike. Bu uluslararası sularda gitmeye uygun bir yat. O yüzden çok uzun süre sularda kalabiliyor. Yani buradan atıyorum Amerika'ya gidecek. Kim bilir ne kadar süre. Bir sürü özel prosedürü var işte. Su bastığında kapatacağı yerler, bir şeyler falan. Ona göre öğretmişler. And look at this beautiful something else. Bu ne bilmiyorum. Aspiratör. Şimdi suyun tazyiğine bakacağım. Look at this beautiful marvelous tazyik. Such a wonderful chandelier. Devam edelim. Bitti. C vitamini. Oh. Açılmıyor. Niye? Aa, bu da açılmıyor. Abi niye kilitli? Çünkü denizde sallanırsa diye kilitli. Akıl ama mantık... Başkasının buzdolabını karıştırmak doğru değildir. Onu ben başkasının bakalım. Yatını karıştırıyoruz ya. Yemek asansörü. Bütün katlar arası geçiyor bu. Main deck, upper deck, space deck and the ahiret present katına doğru gidiyor. Door unlocking. Present door diyor. Başkanlık katı. Elim biraz şey olmuş ben da. Sana. Bir tane azıcık almam da. Umarım siz hakkınızı helal edersiniz. Yat başkanıyım ama yat başkanımız, yat sahibimiz. Yat da bize bir yemek canlarla ha. Çüş. Hep beraber. Şey, 8 şanslı canla birlikte bir yemek. O 8 şanslı can içinde biz de varız ama. Hepimiz yani 8'imiz. Sen gidip bu siyah yere mi çarptın? Sus. Siyah yere mi çarptın? Look at this beautiful detail. Every step has a carpet. Awesome. Şimdi ben doğum günümde bunu gezerek neyi vizyonluyorum yani anlamadım tam olarak. Bu bir nasıl bir hediye mış bana? Mış gibi yaşıyorsun aşkım. Mış gibi yaşıyorum ama bir saat, bir saat değil. İşte burası upper deck. Böyle upper videoların deck hareketidir bu ama. Buranın adı arkadaşlar Küsler Salonu. Diyelim eşinizle kavga ettiniz, sıkıntıdasınız. Evi terk edip gidemezsiniz. Sinek vardı da şey ekrana doğru geldi. Sonuçta... Yatı terk edip nereye gideceksin açık denizde? Ne yapıyorsun? Küsünce zaten evi terk etmeyin. Oturup konuşun arkadaşlar. Ama konuşmuyorsunuz da. Eşinizle aranızda bir perde çekiyorsunuz. Now küsler ayrı noktalarda oturup televizyonunu izleyebiliyorlar. What a wonderful carpet in here. No, I'm sending küsüm. Bunun gibi bir şey. Mike, did you like that? Yes, Enes abi, yes. Değişik. Yani böyle iki alan oluşturmuşlar demek ki. Güzel. Bu arada Enes Yılmazer'i gerçekten aşırı sevdiğim için onun gibi yapmaya çalışıyorum. Eğlendiğim için. Yani. Ne yapacaktın ya yoksa? Hayır, yanlış anlaşılmasın yani. Çok severim takip ediyorum iki kanalını da. Ablam da çok seviyor. Ben de, annem bile çok seviyor. Ben de. Genel olarak o evleri alamayacak olan herkes çok seviyor abi kanalını. Bunu fark etmişsindir herhalde. Ama gözümüz gönlümüz açılıyor be abi. Aynen abi, ne evler var. Look at this detail. Bu ne? Su basarsa içine yes atmayayım. Beautiful idea and IQ. IQ is the best upper. This
This is main dining room. Kaç kişilik olduğunu artık sayıp bakarsınız. 2, 4, burada 6. Hep beraber. 13. Uğursuz sayı. Ben bir tanesini götüreyim hemen. Bu arada sandalyeler ne hafifmiş ya. Şunu diyebilirsiniz. Burada biri yaşamıyor mu? Niye bu kadar az detay var? Sahibi yapılırken ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum diye değiştirebiliyormuş. Bir zahmet. Mesela... 20 milyon euro vermiş adam istediğini yaptırmış yani custom galiba. Custom yaptırmış ve custom'ın da iç dizaynında da biraz kasmış. Ben söyledim bunu aşkım. Tamam. Ben de sormak istedim. Ve demiş ki ben az detay istiyorum. Bence mantıklı olmuş. Böylece daha geniş görünüyor her yer. Minimalist takılmış. Güzel, severim. Fazla karışıklık sevmem. Ve evime geçtik o zaman. Her yerde legolar, köşeler de heykeller. This is a beautiful volcanic stone. Volcanic stone. Touch it and feel the doku. Aa, güzel gerçekten. Yes, it's a gorgeous, marvelous and chandelier. Beni bir çek. Şimdi yat aslında şurada. Tamam mı? Zaten açık değil mi her şey? Daha niye açım? Daha da açıp daha da fazla bir alan koyup burada daha fazla kalmalarını sağlıyorlar. Bu da yaratıcı fikirlerden birisi. Burası açılmış. Ben burada daha fazla kalacağım. Bunlar var ya, gerçek karbon fiber. Can we say that? Yüzen apartman yapılmış. Yes, we can say that. Yes. Okay. Come with me. Wait a minute. No, no. Ne oluyor? Önce bu kat kaldı, dur. Wait a minute. No, no. Bir konuya attention istiyorum. Every floor has same carpet. Ha? Bu mu yani? Çok güzel. Geri döndüğümüz detay. Asıl bu ne ya? Look at this, Mike. Mike, do, wait. Wait, Mike. If you step on this side, up off behind me, you see a marvelous, beautiful detail of the swimming pool. And if you dive, you can say hello in the upper down deck. Look at this. Bunu bence Utku Altyazı'yla çevirsin. Ben daldığın zaman görmek, aşağıya selam ben veriyorsun. Orada görmek istiyorum. Lütfen sus. Lütfen orada görmek istiyorum. Lütfen. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben yüzüyorum. Buradan çıkan götümü görür. Yani buna da dikkat etmek istiyorum. Donsuzda yüzmüyorsun herhalde. Bir banyomuz daha var. Bir tane minik... Banyomuz daha var diye göstereyim. Yatak odası. Ha, yatak odası. Bunlar bu arada bunlar arkadaşlar... Bunlar ses sistemleriymiş. Daha kurulmamış, koyacaklarmış. Bulunabilecek olan en iyi hoparlörlermiş. Parti vermek için. Sonuçta açık denizdesin. Kime zararın var? Kim ne duyacak? Come Mike. Şunlar da kesin yatak oluyor ha. Evet. Gördüğüm gibi anlarım ha. Bunları da aşağı indirip iki yatak yapabiliyorsunuz. Dördüzlerinizi buraya atın. Uyusun. Burada gene asansör bak buraya kadar geliyor. Asansör benim fobim var ben bilmem. Bakın burada bot var. Buraya bot atmışlar gerçek değil. Bu bot son derece hızlı ses sistemi olan acayip keyifli bir botmuş. Yok mu bunu aşağı indirip binmemiz? İndireceğiz konuştum. Aa. Bu vinçle iniyor aşağı bir de. Kaptan Köşkünü görmek ister misiniz? Be careful Mike. I don't want to lose you. Gördüğünüz gibi Kaptan Köşkü. Resmen filmlerdeki gibi. Tek bir sorun var, kaptan önünü göremiyor. Nasıl göremiyor? Ne görüyor şu an? Çarptı bir yere, farkında değil. Görüyordur onu. Çok kör noktası var abi. Herhalde kameralardan görüyor. O aşağıdadır belki de kalktığında. Ya buralarda kameralar varmış. Bu da güvenlik sistemi. Aslında yatımız bu. Yattaki belli kapakçıkları kapatarak su basma durumunda ki zaten çok zor bir şey ama olursa diye işte bu uluslararası sularda gezmesini sağlayan şey. Buradan basarak yani basmayayım şimdi kapanmasın, kilitlenmeyelim bir yere. Aman ha! Hayır. Şeymiş şimdi, değil mi? Evet bastınız ve yatı iptal ettiniz. O yat kırılıyormuş değil mi? Atıyormuş kendini arka taraftan ön tarafı gidiyormuş. Acil şeyine basmış. Bu diyeceksiniz ne? Bununla yatı mı yönetiyor? Tabii ki de koca şeyi bununla yönetmiyor. Come here Mike. Çekti sağ. Bununla yönetiyor arkadaşlar. Sağa sola bununla gidiyor. Basma sağa sola. Çok garip sola. Değil mi? Basma yani sağa sola. Bununla sağa sola gitmesi koca yatta. Evet gerçekten. Ha, çok güzel. Yapma belki de gidecek çalışıyor bu. Tek anlamadığım bir şey var. Kaptan niye ayakta kullanıyor? Oturarak kullanamayacak mı bunu? Böyle bir yükseklik hep var yani Kaptan Köşkü'nde. Neden acaba? Aramızda kaptan varsa sağ yorumlarda görmek isterim. De. Şey düşünsene bu 20 milyon euroluk kaptan. Bir tane çubuğu varmış. Kaptanın çubuğu diyorlar ona. Böyle sopa. Böyle. Güzel. Şuradan şey ittiriveriyor böyle sağa sola ittiriyor. Bir de onunla mürettebata vuruyor. Tık işimizi yapın. Bir tane kaptan şakası vardı eskiden. Siz kesin biliyorsunuzdur çok klasik. Ben Kaptan Kenan. Kaptan Kenan. Çıkarın beni bu kaptan. Kaptan çıkar. O ne? Kap, kalıp. Bu ne? Kaptığım gibi yaptığım bir şaka. Benim şakam değil ya, 100 yıllık şaka. Bir şey söyleyeceğim, çok kaliteli. Adamın plakasını okuyorum, adam dönüyor. Ben oha, her şeyini görüyorum adamın. Oha, az önce kahve içtiğimiz yeri görüyorum. Hesabı ödemeden kalkan birini görüyorum. Şu mu acaba? Aa, ama ya çok ayıp. Sen bu çoraplarla bu yatı gezdiremezsin, öyle bir hakkın yok. Ters giymiş. Ters giymiş. Marvelous canlar. Buradan değil, oradan, burada. Ben size şu an bunu kafaya koyuyorum. Şimdi Selçuk'a taşındığımızda evet. Oraya bir tane küçük böyle balık tutmalık tekne olsa, balık tutsak, onun içinde işte içerikler çeksek. He. Olmaz mı? Olmaz.
Niye olmaz? Ya balık tutma teknesi çok sallanıyor. Sen sonra miden tutuyor, başın tutuyor. Yavrum biz zaten deniz böyle sakinken çıkacağız ya. Komşum. Ben karar verdim arkadaşlar. Ben vizyonundayım şu an. Bu kanalda ileride ufak tekne içerikleri başlatacağım. Mesela konukları alacağım, teknemde gezdireceğim. Böyle 5 metrelik teknemde beraber gezeceğiz. Şu bütçeli yatıyor. Bir dakika, 5 metre ne ya? Ben zaten 2,5 metreyim. 5 metre çok küçük değil mi bir tekne için? Hiç bilmiyorum ki bu işleri. Sen 2,5 metre misin aşkım? Memnun oldum. Ha, ben 1,80'im. Benden 4 tane. Olmaz. Sen 1,80 misin aşkım ya? Senin 1,91 falan boyun var ya. 2 olsam benden 2,5 tanesinden tekne olmaz değil mi? 2 olamazsın da. Ya arkadaşımızı konuk alsak kameramanı alamayız yani. Yunus şey sen ya, gelemezsin. Ayaklarım üşüdü biraz soğuk. Uygun boyutlarda bir tekne ayarlayıp bu içerikleri çekeceğim abi. Güneş gören yerler ayağım gelince bir ısındı. Yani neleri farklı yapıyorsunuz diye sordum. Bir müşterileri demiş ki ben bu kadar demiş merdiven çıkamam. Yaşı varmış ve hani o yüzden merdiven çok çıkamıyormuş. Çıkamam demiş bu kadar. Ben de dedim ki yaşla alakası yok ben de çıkamam. Fırat zaten çıkamayacaksın. Nasıl oluyor dedim. Asansör yapmışlar mesela. Bu tamamen kişiye özel. Mesela burada böyle bir şey istenmiş. Come with me Mike. Bu işte az önce benim alttan göründüğüm havuz. Yavrum onun orada merdiveni var. Merdivenden çıkıyor. Bu havuz değil ha. Jacuzzi bu. Kim bilir kaç metre. Benden işte 5 tane. 17, 15, 12 metre. Bak bu kadar bir teknemiz olamaz mı mesela? Tam bu jacuzzi kadar bir tekne. Ay dışarıdan herkes beni görüyormuş. Deniz suyuyla doluyor bu arkadaşlar. Bu yatın sahibi de öyle olmasını istemiş. Tamamen ona özel yapılmış. Ne güzel günleri oluyordur burada. Ne güzel. Eğleniyorlardır, tamam. Geziyorlardır. Daha fazlasını alır inşallah. Sizler de daha iyilerini alırsınız. Herkes inşallah. Daha güzellerini alsın inşallah da. Bu arıtması falan var mıdır? Böyle denizden direkt almıyor diye biliyorum ben böyle şeyleri. Arkadaşlar ben Below'daki izledim yıllarca. Aşkım tabii arıtıyordur da deniz suyunu arıtıyormuş işte. Bu mail bize gelince merak ettim. Onu dedim Türkiye'de böyle yat mı yapılıyormuş diye. Gerçekten inanılmaz yatlar yapılıyor Türkiye'de. Bayağı güçlü firmalarımız varmış ve dünyanın her yerine Türk yatları kullanılıyormuş. Rica ettim buradayken. Dedim ki peki dedim biz gelip yapılışını görebilir miyiz? Tamam dediler. Fabrikaya gidiyoruz. Fabrikayı göreceğiz yani nasıl yapıldığı yatın. 1-2-3 deyince gidelim. Tamam. 1-2-3. Gitmedik muhtemelen. Kesin Utku gene yapmadı. Ama biz gittik oraya. Şöyle gidelim. Hop diye inelim ama nereden çıkacağız orada? Mesela bak şuradan insek. Ne yapıyoruz? Hayır gerçekten hani böyle şeyler bu arada önemli yani. Türkiye'de böyle bir sektörde dünyanın en zenginlerine biz yapıyorsak bunu. Ki dünyanın en zenginleri alıyordur bu yatları diye düşünüyorum. Yani bu fiyata. Dünyanın her yerinde bizim yatlarımızın kullanılması güzel bir şey. Güzel bir şey tabii ki. Bu alanda iyiyiz demek ki. Bunda bile... Ama bizde reklam yok işte. Bak ben bir Türk olarak bundan haberim yoktu. Bizim eksiğimiz bu anladın mı? Amerikalı olsa the world's best yacht üretimi bizde falan diye tüm dünyaya satardı bunu. Haksız mıyım? Adamlarda böyle bir şey var anladın mı? Kendilerini pazarlıyorlar. Kendilerini bizde... övüyorlar. Biz birini övünce bambaşka anlaşılıyor. Bizde hep bir mütevazilik. Böyle şeylerde mütevazı olmaya gerek yok. En iyisi biz yapıyoruz. Ya kendindeki şeye mütevazı olursun. Bu başka bir başarı. 1-2-3 deyince Tuzla da açılıyoruz. Acun'un teknesiymiş bu. Kimin? Acun Bey'in teknesiymiş o. Ah niye söylemediler? Ona göre şaka yapardım. Sen az önce yani Acun Bey'in koltuğuna mandalina lekesi yaptın. Çok sevgiler selamlar kendisine. Adamın banyosuna girdim mandalinaydı. Evet de bütün video buranın sahibi kimse kimse diye konuştuk. Bileydik. Sordum ben. Acun Can'ın yatını gezdiğimizi bilseydik daha farklı gezerdik mesela. Yok yine aynı gezerdim. Ne yapacağım ne farklı. Sadece yatın sahibi demek yerine Acun Bey, Acun abi, Acun Ulcalı şeklinde terimler kullanırdım. Özneler, sıfatlar. O ses bu tekne. O ses bu yat. Bu yat o yat o yat. Master yat. Güzelmiş yat. Sen çektin değil mi detayların alt katların? Sağ ol abi doğum gününde bana bunu hediye etti. Acun Ulcalı eşime doğum gününde tur hediye etti. Yat turu. Öyle kral abi. Şey gibi değil mi? Anca benim yatımı gezersiniz. Ceyda Hanım'ın doğum günüymüş. Bir yatımı gezsin dedi. Bir gezsin. Bunu da bana Ceyda aldı biliyorsunuz yılbaşında. Çıkartmıyorum hiç. Ya işine yarayacak demedim mi? Kış ama çıkartmıyorum. Öyle seviyorum. Ya kışla ne alakası var gözlüğü? Canım karım doğum günü kutlu olsun. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir hediyeydi. Tersaneye gidiyoruz. Nasıl yapıldığını göreceksiniz. Hadi bakalım. Güzelmiş ama gerçekten güzel, çok güzel. Beğendim. Çok Ceyda iyi ki doğdun. Ceyda. Teşekkür ederim. Şey, yanmıyor ama.
Oha, siz beraber mi şey yaptınız? Vallahi ben de şu an şoktayım. Ben de bilmiyordum. Ya teşekkür ederim ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Daha şey olduğum için ben daha mahcup oldum. Benim yapmış olmam lazımdı. Evet, doğum günüm ve şu an ilk kez bir pasta üflüyorum Fırat. Arabada üfledin ya küçük. Keko. Tamam. Yok ya. Ay teşekkür ederim ya. Dilek istiyorum. İnşallah bu yat benim... Tamam, iki tane tamam, yeter iki ya. Tane yeter. Birini kendim için, birini herkes için. Teşekkürler. Hadi yiyelim. Ben şunu bir deviriyorum şu Acun Hoca'nın koltuğuna. Sus. Doğum günü şeyine bir şey demez. Çok umurundaymış gibi. Tanıyor ya, çok yakın arkadaşım. Ben de bilmiyordum. Ben bitirdik diye yani muhabbet ediyordum. Ben de bitirdim diye orada kızlara şey yazıyor. Diye doğum günü kutluyorlar tabii. Geyik yapıyordum orada. Ya, çok tatlı oldu. Ama tabii bu demek değil ki ben de sana yapacağım. Aşkım bunu... şey yapmana gerek yok. Sen topkek üflettin ya. Senin haberin var mıydı? Ben niye söylemiyorum? Senin haberin var mıydı? Bana söylesene. Ben de organize etmiş gibi davranayım. Ne malanayım bu durumdan. Biz pasta yiyelim. Siz tersanede bizi bulun. 100 kere tersaneye götürdüm videoları. Gerçekten. Tersaneye geldik. Anne! Geldiğimiz gibi çok ilginç bir şey. Çok ben bunu Suulu sandım. Fatih'in gemileri yürüttüğü gibi kızak işte. Bak arkandan çek. 100 metre gemi geliyormuş. Buradan kaydırarak böyle denize. Orada yapıp döndürüp buradan sokuyorlar. Ya yani buradaki bütün yat veya işte artık ne tür gemi aracı yapılıyorsa amfibik her oha, türlü şey. Oha ben ilk defa tersaneye geldim. Ben daha önce çekim yapmıştım. Öyle mi? Savaşçıdayken şurada çatışmıştık. Şöyle bir şey yaşadık, onu anlatmak istiyorum. Biz çıktık abi şöyle gemiye. Çatışma sahnesi çekeceğiz. Gemiye bir şey oldu. Gemi denizin ortasına kaldı. 6 saat biz onun içinde kaldık. Evet öyle bir şey olmuş. Çekim bitti böyle bekliyoruz. Dediler ki yanaştıramayız. Bunu gelip size almaları lazım. Alacak gemi yokmuş bize. Öyle bir anım vardı. Neyse. Şimdi tersaneye giriyoruz. Şeylerimizi takacağız, şuraya gidiyoruz. Şimdi baretsiz gezilmediği için içeride. Bunun da içi baretmiş yine bu arada. Yine komik oldu değil mi? Değişik bir tarz. Gülüyor çünkü. Tek normal, iyi gözükmediğime eminim. Barede bak, şapka şeklinde. Ben ne dedim 2 saniye önce? Video çektiğimiz tekne buymuş. Yani aynısı yapılıyormuş şu an tekrar. Projelerimiz bu şekilde. Kasabalı yay, inşaatta, tersanelerde hep birlikte sizlere konforu, zenginliği, lüksü sunmak için bugün burada tersanemizdeyiz. Mühendisimiz Fırat Albayram'la. Arkadaşlar görmüş olduğunuz iki tane tekne az önce çektiğimiz tekneyle aynı boyda. Bunu biz daha önce söyledik Fırat Bey. Başka ne söylemek istersiniz? Orada kalan günleri görüyorsunuz. 94 gün. Ötekisi de 141 gün sonra sahiplerine kavuşacak. Bunu Amerikalı biri, bunu da Dubai'li biri almış. Dubai'lidir tabii. Hiç şaşırmadım. Hiç gerçekten. Şaşırdım. Ha, yok. Yok mu çemiş gezekten şundan alan? Yok. Düşünsenize 18 ay sürüyormuş bu. 18 ay sonra denize indiriliyor. Heykel gibi yapıyorlar. Yani izne çıkanlar oluyormuş. İznini bırakıp geliyorlarmış o günü görmek için. Çünkü diyor ki her yerini ben yaptım. Oh! Yavrum. Yavrum. İş güvenliği bir. Ana. Beton mu bu ya? Macunmuş. Bu bizim çıktığımız gemi değil değil mi? Metre olarak aynı. Ama tipi ayrı. Burada böyle şey çekeceksin. Böyle duracağım mesela ben. Zıplayacağım, indiğimde bitmişinde duracağım ama... Bitmişini çekmediğimiz için... Aklınızda olsun, şey olabilir yani. Hop, bir sıçrada yenisi. Yani koskoca 20 milyonluk yata TikTok fikri veriyorsun. Böyle aşamalarını görüyoruz böyle yaparak. Bence muazzam fikir verdim şu an. Kullanmayın ha benim fikrim. Şak şak kullan. İşçiliği de önemli şimdi değil mi? Burada yani bayağı iyi işçilik dönüyordur. Şuradan bir bak, boyutunu anla yani. Peki bir şey sorabilir miyim? Niye tersane? Ters yapılıyorsunuz, altında kalıyorsunuz diye mi? Aynen öyle, ters başlıyoruz. Ben evde söyledim, bana diyorlar ki ha 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 şaka mı yapıyorsun dedim. Hayır her şey şaka değilim, biraz pırıltı yani mantık yürüttüm. Sen yalancı çoban gibisin anladın mı? Yaptığın her şeyi şaka zannediyorsun. Evet artık herkes öyle zannediyor. Halbuki bir mantık, sonra diyorlar ki aa çok mantıklı. Gerçekten bu yüzdenmiş yani, ters. Abi her yer beton gibi geliyor bana şu an ya. Bak burası şey, fırın. Alüminyum folyodan yapılmış falan diyor değil mi? Anlamamış hiç. Şey vizyonluyor değil mi? Teknemizi yapılmadan önce bir gezelim dedik. Yani şimdi anladım ne kadar büyük olduğunu. İçerideyken bu kadar büyük gelmiyordu. Tabii. Baksana dev gibi. Beni yapçı yapacağınız ama yatım yok işte. Ama yapacağınız. Kayık alırız sana. 1,5 metrelik bir şey Ceyda. Tipinde kayık zaten. Miner gidersiniz. Bir şey mi vurdun ayağını? Altımızda birileri var. Aşağıdanmış Allah. Biliyorsunuz bazı şeyler yaşandı yaklaşık 20 dakika önce falan. Olasın. Zarar vermekten korkuyorum. Ceyda mutfak hatırlarsın. Kapısını çarptın. Az önce onu söyledim. Acun Bey'in duvarındaki o leke, o iz. Acun Bey umarım kusura bakmıyorsunuz. Küçük bir anı bırakayım dedim teknede. Şöyle bir 250 bin dolarlık anı bıraktım Acun Bey. Bunlar ne abi? Burada her yerde kablo. İzolasyon çivisi. Çok çivi yani bakar mısınız? Evet, çok. Görebiliyor musunuz siz?
Bir hesap yapılmış burada bak. Lan 2500 şeye gitse, 1000 çivilere gitti, 9000 kaplama. Bu yalıtım mı? Evet, yalıtım. Ha. Mantolama mı? Evet, bir nevi öyle. Hocam bende her şey var. Bu bekler mantolama deyince üstüne mont falan diye. Mont zaten işte, o da yatın montu. Bak seninki de öyle değil mi için? Aynen, benim de, ben de yat malzemesi kullandılar. Aynı malzemede. Mantoladık. Oh! Ne oldu? İşte bu yüzden. Gördün mü? Görmedi ki. Ah. Nereye vurdun? Bak işte anladınız mı burada şeyin önemini? Bu arada takmasaydım gitmişti ha. Çok pis vurdum. Bir video olsun ki. Ben niye eğiliyorsam. Koş hastaneye gidelim. Bana bir yat borçlusunuz. Şimdi bu burun kısmıydı değil mi? Bir dakika ya, o bot burada mıydı? Evet. Bunun bir üst seviyesine gidiyoruz şimdi. Oğlum ne biçim koydun kafayı ya? Ben de eğiliyorum ama sebebi yok öyle. Eğiliyorum yani psikolojik. Bu şey gibi değil mi yalnız? Düşmüş mü bu biz yokken? Benim bir projeyi yönetirken çek. Mühendis Hanım nasıl gidiyor? Güzel, her şey doğru ilerliyor. Sonuçta memnunuz. Lüks bir hizmeti ayağınıza getirmek o kadar kolay iş değil. Oy! İnşallah tek parça çıkacağız burada. Bak mermerlemişler işte. Ha. Yavaş yavaş oluyor. Evet. En azından sizlere ufaktan da olsa yapılışını da bir göstermiş olduk. Yani. Değişik bir içerik oldu bizim için. Bana bir denizcilik aşılandı. Yine klasik. Ama bu sefer pahalı bir hobi aşılandı. Bilmiyorum nasıl altından kalkarım. Ufaktan şöyle çapasıyla başlarım diye düşünüyorum. Yavaş yavaş biz de kendi... Çapalıya çapalıya. Büyüyeceksin. Teşekkür ederiz efendim. Bir sonraki video görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beautiful, Mike. Beautiful.